Nem suresi 79. Sen artık şeytan Allah'a sığınırım. Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık hak üzeresin. Hak üzereyse bir insan Allah'a tevekkül ettiyse müthiş bir konfor içinde. Son derece rahat, güzel. Çünkü gerçekten sen ölülere söz dinletemezsin. Demek ki ölü insanlar var. Bu ayet muhkem, açık. Yani zombi insanlar var. Dışarıda yaşıyor zannediyorsun ama hakikaten robot tarzında. Yani görüyor ama bir robotun görmesi gibi görüyor. Ruhu yok. Ölü yani. Ve arkasını dönüp kaçan sağırları da çağrıyı işittiremezsin. Onlar da zombi konumunda. Ne yaparsan yap anlamaz, dinlemez. Ama insana çok benzedikleri için insan oradan kendini kurtaramaz. Mesela nasılsın diyor, iyiyim diyor. Yemek yer misin? Teşekkür ederim, yemem diyor. Yani bildiğin insan. Bana bakar mısın diyor, bakıyor. Adam da zannediyor ki ruhu var. Halbuki ruhu yok. Zombi. Zombi olduğunu bilse belki de çok korkacak. Tabii. Ya çok ürkebilir yani, onun ölü olduğunu anlamış olsa kanı ili çekilir. Bayağı ürkebilir. Ama bilmiyor. Allah öyle yaratıyor. Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin. Allah özel o tarzda yarattıysa bir insanı, hidayet vermediyse, istediğin kadar anlat, ne yaparsan yap olmaz. Ona şaşıran insanlar görüyorum ben bazen. Mesela adam tebliğ yapıyor, anlatıyor. Hatta bayağı sinirleri bozuluyor, anlamıyor diye. Halbuki o granit gibi, yahut mermer gibi, yahut bir çamaşır makinesi, buzdolabı gibi, yani makine tarzında normal bir insan değil. Sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere söz dinletebilirsin. Allah'tan korkan, özel yaratılmış insan olması lazım. O zaten söz dinliyor, özel yaratıldığı için. Üçte Müslüman olanlar bunlardır. Bunlar toplumun içine yer yer Allah tarafından yerleştiriliyor. Normal bildiğin insan. Yani ruhu var. İlham alıyor. Vicdanı var. Açık şuura sahip. Ama ölülerle birlikte yaşıyor. Fark edemiyor ölü olduğunu etrafındakilerin. Hatta bazen eşi oluyor. Eşi ölü oluyor. Evli. Ölü olduğunu bilmiyor. Onunla mesela 40 yıl, 50 yıl yaşıyor. O söz başlarına geldiği zaman, yani o söz kıyamet, kıyametin yaklaşması, kıyamet alametleri başladığında, yani Mehdi zuhur ettiğinde, İsa Mesih çıktığında, o söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiye inanmadıklarını onlara söyler. O söz işte şu an insanların başına geldi. Evet. Mehdi zuhur etti, İsa Mesih geldi. Kur'an'ın 82. ayetini belirtilen zamana girdik. Bak, o söz başlarına geldiği zaman, özel bir zamandan bahsediliyor bu. Herhangi bir zaman değil. O söz, Allah'ın dediği o söz başlarına geldiği zaman. Bak, binlerce yıl insanlar bu zamana erişemediler. Ama biz eriştik. Yerden mamul bir dabbe, debelenen, harekette, gözle görülmeyecek küçük hareketlenmelerde debabe, debip, debbe denir. Yani çok küçük hareketler. Mesela şu an ekranda da çok küçük noktaların hareketleri sonucunda görüntü oluşuyor. Evet. Çok çok küçük. İyice yaklaşılırsa görülür. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiye inanmadıklarını onlara söyler. Yani imansızlığın yaygın olduğunu, insanların Kur'an'a inanmadıklarını, iman etmeleri gerektiğini, iman hakikatlerinin güzelliklerini, Kur'an mucizelerini onlara anlatır, onlara söyler. Ve diyor ki Peygamberimiz, yüzü insan yüzü gibidir, hatta sakallıdır diyor. Yani Mehdi'nin ekranlardaki görünüşünü söylüyor. Bak, sakallıdır diyor, yüzü insan yüzüdür. İnsanlara tükellimuhum diyor ayette, hitap eder. Ana özelliği olarak bu. Ve bir kıpırdanma, yani gözle görülmeyecek şekilde küçük kıpırdanma oluşan bir hareketli varlıktan bahsediyor. Yerden mamul. Televizyon, internet nereden yapıldığını araştırdığımızda ne kullanıyor? Manyezyum kullanıyor. Yerden mamul.
ne kullanıyor? Bakır, kobalt, çinko kullanıyor, demir kullanıyor. Hepsi yerden. Ayette özellikle onu vurgulamış. Yerden mamul, yerden bir dabbe diyor. Yerden oluşmuş. Bir dabbe çıkarız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıktan onları söyler. Kesin bir bilgi nasıl oluyor? Şu an anlatılan mesela Darwinizm geçersizliği, materyalizm geçersizliği kesin bilgiyle insanlara anlatılıyor. Bu dabbenin hareket alanını söylüyor Peygamberimiz. Aynı anda diyor, tek adımında 7.000 kilometre yol alır diyor. Yani 7.000 o zamanki ölçü olarak fersah diyor tabi. Yani ölçtüğümüzde 7.000 kilometrenin üstünde bir ölçü oluyor. Bir başka rivayete göre mesela 14.000 fersah diyor. Bir anda yer ve gökler aynı anda diyor sesi duyulur diyor. Ne demek? Televizyon, internet aynı anda. Yerin altında ve yerin üstünde ağ oluşturacağını söylüyor. Baktığımızda kablo ağı var. Dabbenin hatta üzerinde küçük bir göz olacağından da bahsediyor Peygamberimiz. Bakın bütün kardeşlerimizin, internete giren kardeşlerimizin bildiği bir husus, bilgisayarlarında küçük bir göz vardır. Yani başka insanlarla görüşmesini sağlayan ama onu gören bir göz. Bak, küçük bir göz var. Hatta diyor, domuz gözü gibidir diyor küçük olduğu için Peygamberimiz. Fil kulağına benzer diyor görünümü. Hakikaten açıp kapanıyor. Fil kulağı gibi. Ama en mühimi yerde ve gökte olan insan diyor. Dünya neresinde olursa olsun aynı anda onu görür ve duyar diyor. Girmediği hiçbir ev olmaz diyor. Bütün evlere girer diyor. Adamlardan diyor ki dev bir canavar çıkacak. Yani başı bulutlarda olacak. Herkesin evine pençesiyle girecek. Cübbeli de öyle zannediyor. Ya kardeşim Cübbeli'nin evine tabet orası elinden bir girmiş olsa öyle. O semt yok olur bir kere yani öyle bir şey yok. Deniz meniz taşar falan. Ya çok büyük felaket olur. Öyle bir varlık Boğaziçi'ne geldiğini düşünelim. Değil mi? Mesela ne dedim? Bebekten giriş yaptığını düşün. Bastığı an denizin akışı durur. Taşar denizden bütün el birbirine girer. Bütün elektrik kabloları hepsi kopar falan. Yani deprem olur. Yani dümdüz olur ortalık. Mesela diyor ki her türlü renk vardır diyor. Hakikaten bakıyoruz ekrana. Her türlü renk var. Müminlerin diyor yüzü parıldar. Kafirlerin yüzü de kararır diyor. Dabbetül Arz çıktığında, zuhur ettiğinde, insanlar gördüğünde. Yani demek ki Mehdi konuşacak televizyonlarda. Kafirlerin yüzü kararacak ızdıraptan, sıkıntıdan. Müminlerin de yüzü aydınlanacak, parlayacak, nurlanır. Yüzleri nurlanır diyor müminlerin. Bak sesini herkes duyacaktır diyor. Yer ve gök arasında olan herkesin duyabileceği şekilde konuşacak. Doğuya yönelip konuşacak. Bütün doğullar sesini duyacak. Şam'a yönelip konuşacak. Bütün Yemenliler sesini duyacak. Yani aynı anda bütün dünyada sesi duyulacak diyor. Nasıl olur? İnternet. Televizyon. Yani o devirdeki ses ve görüntü akışının ulaşımının ne kadar kolay olacağını Peygamberimiz çok şahane anlatmış. Dabbetül Arz diyor, şeytanı öldürecek diyor. Yani şeytan demek deccaliyet. Demek ki Mehdi televizyonlara, internette yönelik bir çalışma yapacak. İnternetten, bilgisayardan insanlara yönelecek, televizyondan insanlara yönelecek. Ve deccali öldürmüş olacak, şeytanı öldürmüş olacak. Fikren mağlup edecek. Yani Darwinizm, materyalizmi yerle bir edecek.